Merhaba Arkadaşlar bu videomda orijinal yayınlarından AYT tarzında bir polinom sorusu çözeceğiz. Sorumuzda gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir Px polinomu için her x elemanında r olmak üzere Px P-x eşitliğini sağlamaktadır demiş. O zaman buradaki ifadeden biz polinomun çift polinom olduğunu söyleyebiliriz. a b elemanıdır pozitif tam sayı. P, A, P, B eşit sıfırdır demiş. O zaman polinomun köklerinde A ve B olduğunu vermiş. P 0 36 eşit ise P4 değeri hangisi olabilir? Şimdi polinom dördüncü dereceden ve çift katsa çift dereceden gelecekse x'lerin her bir kuvvetinin çift olması gerekiyor. Şimdi burada kökleri de vermiş. Şöyle diyelim. Mesela P x baş katsayısı sayısı 1 olacak şekilde. iki e, tane kök vermiş bize. A ve B köklerini vermiş. O zaman şöyle dersek. x kare eksi a kare x kare eksi b kare dersek eğer çarptığımız zaman buradaki ifadeleri her biri zaten çift kuvvet gelecek. Göstereyim hatta onları. Çarptık mesela burası x üzeri 4. Eksi b kare x kare. Eksi a kare x kare. Artı a kare b kare. Buradaki kuvvetlerin her biri burada zaten sabit. Her bir burada da x üzeri 0 var. Çift kuvvet geliyor. Dolayısıyla bu bize px ifadesini biz çift polinom olarak ifade ettik. A kare b kare dememin sebebi de şu. Polinomda x yerine a yazdığımız zaman sıfır getirmesi gerekiyor. X yerine A yazdık. A kare eksi. A kare geldi ki cevap sıfır olsun. Burada mesela A demiş olsaydık burasını sıfır yapmayacaktı. O yüzden polinomuzu bu şekilde kabul ettik. Buna göre P sıfır 36 olduğuna göre demiş. X yerine 36 sıfır yazalım. Sıfır yazdığımız zaman eksi A kare eksi B kare eşittir 36. Çarptığımız zaman A kare B kare 36. Hatta A çarpı B'nin karesi de 36'ya eşit oldu. Buradan A çarpı B 6 olabilir a çarpı b eksi 6 olabilir. Ama bize pozitif tam sayı olduğunu söylediği için bunlar olmaz. Şimdi a çarpı b hangisi olabilir dediği için burada ihtimalleri düşüneceğiz. Mesela çarpımlar için 3'e 2, 2'ye 3 şeklinde de olabilir. Ya da 1'e 6, 6'ya 1 şeklinde de olabilir. Fark etmez zaten. Mesela 3'e 2 yazdığımız zaman polinomda px eşittir. Mesela x kare eksi 3'ün karesinden eksi 9. x kare b yerine 2 yazdığımız zaman da eksi 4 ya da px eşittir. Bu sefer 1'e 6 yazacağım. x kare eksi 1. x kare eksi 36. P 4'ü istemişti. X 4 yazdığımız zaman 16 eksi 9'dan 7 geldi. 16 eksi 4'ten 12 geldi. Buradan 98 oldu. Şıklarda verilmemiş. Burada X 4 yazalım. 16 eksi 1'den 15. 16 eksi 36'dan eksi 20 geldi. Çarptığımız zaman da eksi 300. A şıkkında verilmiş.